Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Allah'ın selamı hepinizin üzerine olsun. Arkadaşlar, bugünden itibaren Kur'an-ı Kerim'i doğru ve güzel okuma derslerine başlıyoruz. Derslerimize meharici huruf dediğimiz harflerin çıkış yerlerinden başlayacağız. Bütün harfleri tek tek ayrıntılı bir şekilde ele alacağız. Yani hangi harf, nereden ve nasıl çıkarılıyor, bu konularda kafamızda hiçbir soru işareti kalmayacak. Daha sonra harf talimine geçeceğiz ve bütün harfleri üstün, esre ve ötreli olarak met ile okuyacağız. Daha sonra cezm ile ve son olarak da şedde ile bütün harfleri okuyacağız. Tabii sizler de bizimle beraber tekrar edeceksiniz. Ve artık Kur'an-ı Kerim'de önümüze çıkabilecek harf ve harekelerin hepsini net bir şekilde anlamış, idrak etmiş olacağız. Tabii arkadaşlar, her derste olduğu gibi bu derste de istikrar çok önemli. Yani bu yapmış olduğumuz dersleri haftada en az 3 veya 4 defa izleyip hocayla beraber aynısını yapmamız, talim etmemiz lazım. Eğer bu şekilde yaparsak kısa bir süre içerisinde inşallah Kur'an-ı Kerim'i dosdoğru bir şekilde okuyacağız demektir. Derslerinizi hazırladığınız zaman, yani dersleri takip ederken, hocam dersi hazırladım, kime dinleteceğim diye soracak olursanız, inşallah bizler sizleri WhatsApp hattımız üzerinden dinlemeye gayret edeceğiz. Dersi hazır olan arkadaş, hocam beni bir dinleyiver dediği zaman inşallah onlara bu noktada yardımcı olacağız. Cenab-ı Hak şimdiden muvaffak eylesin. Evet arkadaşlar, dersimize başlayalım. Bu görmüş olduğunuz tabloda bütün harflerin çıkış yerleri net bir şekilde verilmiştir. Boğazın en altından başlayacağız. Ortası, en üstü ve ağzın bölgeleri, daha sonra da dudak harfleriyle dersimizi bitireceğiz inşallah. Boğazın en altından çıkan, yani göğüs bölgesinden çıkan iki harfimiz var. Birincisi elif, ikincisi h harfi. Arkadaşlar, niçin göğüs bölgesinden çıkıyor diyoruz? Çünkü bu harfler ağızdan çıkana kadar hiçbir kesintiye ve takıntıya uğramıyor. Direkt olarak çıkıyor. O yüzden bu bölgeden çıktığını ifade ediyoruz. Dikkat edelim, yapıyorum. Benimle beraber sizler de yapmaya çalışın inşallah. Yine H harfi. He, hi, hı. Yani arkadaşlar, genel olarak tabii biz talebelerimizin de dersine girdiğimiz için oradan tecrübeliyiz. En fazla hata şu noktada yapılıyor. Eûzu billâhi. O H'yi sıkıştırdığımız zaman hışırtılı bir ses geliyor. O ses geliyorsa eğer yanlış bir okuyuş yapmış oluruz. Dikkat etmemiz lazım. Evet, göğüs bölgesinden çıkan iki harfi anladık. Devam ediyoruz. Boğazın ortasından çıkan iki harfimiz var. Boğazın ortasını sıkarak çıkarttığımız iki harf. Birincisi ayn, ikincisi ha harfleri. Biraz çıkarmakta zorlanabiliriz ama antrenman yaptıkça, alıştırma yaptıkça inşallah alışacağız ve daha rahat bir şekilde çıkaracağız. O yüzden hemen pes etmek yok. Yapıyorum. Evet arkadaşlar, bu iki harfte çok kalın okumayacağız. Ha demeyeceğiz, yanlış olur. He de demeyeceğiz, o da yanlış olur. İkisinin ortasındaki o ölçüyü yakalamamız lazım. Evet, bu iki harfi de anladık, devam ediyoruz. Boğazın en üstünden, geniz bölgesine yakın yerden çıkan iki harf. Ben talebelerimi öğretirken gargara bölgesinden çıkan iki harf diyorum. Daha iyi anlasınlar diye. Çünkü tam o noktadan çıkıyor. Gayn ve ha harfleri. Yapıyorum. Ga, gı, u. Ha hırıltılı bir harftir. Dikkat edelim.
Çok hırıltılı olmayacak. Yani abartarak yapmayacağız. Ka değil. Çok da silmeyeceğiz. Ha değil. İkisinin ortası. Yapıyorum. Ha, hı, hu. Evet. Boğazdaki altı harfi işlemiş olduk. Devam ediyoruz. Ağız bölgesine geldik. Dilin en arkasından çıkan iki harfimiz var. Birincisi gaf, ikincisi kef. Dikkat edelim. Gaf harfi kalın bir harftir. Ga diye okunursa yanlış okunmuş olur. Dilin biraz daha gerisinden, ağzın arka bölgesinden çıkar. Ga, gı, gu. Yine kef harfi Türkçedeki k'den farklıdır. Çünkü Türkçede k dilimizin ortası üst damağa temas ederek çıkar. Ama Arapçada dilimizin arkasından çıkar. Biraz daha geriden, kafa yakın bir yerden. K, ki, kı. Bu ses doğru bir sestir. Bunun dışında Arapça olarak yanlış okumuş oluruz okuduğumuz zaman. Peki yine talebelerimizin, hafız kardeşlerimizin veya cemaatten bazen öğrettiğimiz zaman çoğunlukla yapılan bir yanlış. Kef harfini yerinden çıkartmak için kalın yapabiliyorlar bazen. Yani şöyle. Kıyı, bu yanlış bir okuyuştur. Kef harfi kalın bir harf değildir. Evet, yerinden çıkaracağız ama kalın yapmayacağız. Ağzının arkasından iki harf dedik. Devam ediyoruz. Dilin ortası, üst damağa, üst orta damağa temas ederek çıkarılan üç harfimiz var. Birincisi gim, ikincisi şin, üçüncüsü ye. Evet arkadaşlar, şimdi gim harfinde yine Türkçedeki c'den farklıdır. Türkçede dilimizin ucu ön dişlere temas ederek çıkar c. Ama Arapçada dilimizin ortası orta damağa değecek, yapışacak. Şu şekilde yapıyorum. Ge, gi, gü. Bu doğru bir ses. Yine şin harfi Türkçede ön dişlerden çıkar ama Arapçada dilimizin ortası üst damağa temas edecek. Şe, şi, şu. Son olarak ye'yi de yapalım. Ye, yi, yu. Evet, dilin ortasını da anladık. Geldik dil ucuna. Arkadaşlar dil ucu ön damağa, damağın en ön kısmına temas ederek çıkarılan üç harfimiz var. Lam, nun ve ra. Ra bunlardan biraz daha ayrı. Ona daha farklı bir şekilde değineceğim. Yapıyorum nun harfini. Ne, ni, nu. Tam dişlerimizin ve damağın birleştiği noktadan çıkıyor. Dikkat edelim. Le, li, lü. Biraz geriye götürürsek dilimizi le diye bir ses çıkar. Bu yanlıştır. Dikkat edelim. Son olarak ra'ya geldik. Arkadaşlar ra üstün olduğunda kalın ra diye okunur. Ötre olduğunda yine kalın ru. Fakat esre olduğunda, yani çizgisi altında olduğunda ri diye okunur. Dikkat etmemiz lazım. Okuyorum. Ra, ri, ru. Evet. Evet arkadaşlar. Dilimizin ucu ön damağa temas ederek çıkarılan üç harfi de anladık. Şimdi devam ediyoruz. Yine dilimizin ucu ön diş köküne, tam şu kısma temas ederek çıkarılan üç harfimiz var. Ta, del, te. Evet, dikkat edelim. Burada yapılan bir hata. Ta harfinde damaktan çıkarılabiliyor bazen, bu yanlıştır. Yanlış olanı yapıyorum. Da, dı, du. Bu yanlış bir ses. Doğru ses dilimiz ön dişlerin köküne temas ettiğinde çıkacaktır. Ta, dı, du. Bu doğru bir ses. Devam ediyoruz. De, di, du. Son olarak T harfi. Yine Türkçe'de arkadaşlar T harfi biraz ince çıkar. Dilimizin ucu
ön dişlerin altına doğru temas eder. Halbuki Arapça'da kökündedir dil. Yapıyorum. Saf T'yi bulmak için dilimizi üst dişlerin köküne temas ettirmemiz lazım. T, ti, tu. Evet. Bunu da anladık inşallah. Devam ediyorum. Dilimizin ucu alt dişlerin köküne temas ederek çıkarılan, ben talebelerime şöyle söylüyorum akıllarında kalsın diye, vızıltılı ve fısıltılı harfler. Z, sin ve sad. 3 harf. Dikkat edelim. Z, sin, sad. Yapıyorum. Z, zi, zu, se, si, su, sa, si, su. Evet arkadaşlar, bunu da inşallah anlamışızdır. Devam ediyoruz. Dat harfine geldik. Evet arkadaşlar, dat harfi diğer harflere göre daha farklı bir mahalden çıkar. Biraz uğraştırır belki bizi ama merak etmeyin, inşallah çözeriz. Dilimizin ucu, sol ucu, sol azı dişine temas ederek çıkartılır. Ne tam yapıştırılır, yani ses kesilir, ne de çok vızıltılı bir ses gelir. İkisinin ortasıdır. İstitale sıfatı vardır. Akan bir harftir. Evet arkadaşlar, akan bir harftir. Dikkat etmemiz lazım. Yapıyorum. La, li, lu. Yine velel zalinden örnek verelim. Velel la. Bu doğrudur. Yanlışını yapıyorum şimdi. Velet ta. Ses tamamen kesildiğinde yanlış olur. Çok vızıltılı olursa o da yanlış olur. Velezza. Bu da yanlış bir okuyuştur. Çok dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Niçin dikkat etmemiz lazım? Günde 5 vakit namaz kılıyoruz. Namazlarımıza halel gelmesin diye, mana bozulmasın diye bu dersleri takip edip, anlayıp, kavrayıp o şekilde inşallah namazlarımızı kılmaya devam etmeliyiz. Kur'an-ı Kerim'i bu şekilde okumalıyız ki Cenab-ı Hak daha çok sevap yaz hanemize inşallah. Evet, dat harfini de anlamışızdır inşallah. Devam ediyorum. Peltek harfler arkadaşlar, dilimizin ucu dışarı çıkarak yapılan 3 harfimiz var. Dilimizin ucu ön dişlere temas edecek ama dışarıda olacak dilimiz. Isıracağız böyle. Yapıyorum. Va, zel, fe. Va, zel, fe. Peltek harflerimiz 3 tane. Va dilin en önünden çıkar. Ve bir tık gerisinden, fe de onun bir tık gerisinden çıkartılır. Ama dil daima dışarıda olacak. Yapıyorum. Va, zi, zu, ze, vi, zu, se, si, su. Tabii ben yaparken arkadaşlar siz de tekrar ediniz. Ve inşallah bu tabloyu Google'dan mahreç yerleri diye girdiğiniz zaman kolaylıkla bulabilirsiniz. Ben de linkini videonun aşağısına bırakacağım. Oradan çalışmalarınızı yapabilirsiniz inşallah. Son olarak dudak harflerine geldik. Dudak harfleri akıllarda kalsın diye söylüyorum. Bir araba markasıdır. B, M, bir de V. B, M, V. Bu şekilde ezberleyebiliriz. Bunlara ek olarak bir de F vardır. Ama F alt dudak üst dişlere temas ederek çıkartılır. Onu son olarak göstereceğim. Şimdi önce B harfini ele alalım. Dudaklar birbirine yapışacak ve birden ayrılacak. B, B, B. Dikkat edelim. Niçin yapışacak ve ayrılacak birden diyorum? Çünkü yapılan hatalardan bir tanesi. Allahu Ekber. Dudakları tam yapıştırmadığımızda vava benzer bir harf, Arapçada olmayan bir harf çıkar. O yüzden B'ye dikkat etmemiz lazım. Mim harfi. M, mi, mu. Son olarak vav harfi. Arkadaşlar
ve Türkçedeki ve değil. Türkçedeki ve üst dişler alt dudağa temas ederek çıkartılır. Ama Arapçada dudaklar ileri götürülerek çıkartılır. Şu şekilde. Ve, vi, u. Dikkat edelim. Evet, son olarak F harfini de işleyelim ve dersimizi nihayete erdirelim inşallah. Yapıyorum. Üst dişler alt dudağa temas ederek. Yani F yanlış. Yapıyorum doğrusunu. F, fi, fı. Evet arkadaşlar. Bütün harfleri ayrıntılı bir şekilde ele almış olduk. İnşallah anlaşılmıştır. Tabii ilk videoda birden anlaşılmaz. Birkaç defa videoyu tekrar etmeniz, izlemeniz ve hocayla beraber okumanız lazım ki harfler iyicene yerine otursun. İnşallah daha sonra harf talimiyle derslerimize devam edeceğiz. Allah şimdiden muvaffak eylesin. Allah'a emanet olun. Allah'ın selamı hepinizin üzerine olsun.